onlara yardımcı olmak için geldik yönetim olarak. Takımı karşıladınız beraber yönetim şeklinde. Bu bir konsantrasyon birlik beraber. Evet bugün birlik beraber olarak geldik ama esas şeyimiz taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik arkadaşlar tamam Evet tabii bir yandan burada Aslantepe'de diğer yandan Göztepe'de. <laughs> öte yanda Kayseri'de ee, şampiyonluk iddiası olan takımlar. Bir yandan da tabii e, düşme potasında Trabzonspor Gençler Birliği ile karşılaşırken tamam Trabzonspor açısından dördüncülükteki yeri garanti ama Gençler Birliği e, hayat memat mücadelesi veriyor. Öte tarafta da Kayseri'de Kayseri Spor Fenerbahçe'nin rakibi olarak benzer bir yarışın içinde. Dolayısıyla saat 18'de başlayan maçlardaki takımlar görece rahat belki bir beşincilik mücadelesini içine ekleyebiliriz. Fakat saat 20.30'da yaklaşık bir buçuk saat sonra e, deyim yerinde ise tam anlamıyla bir e, heyecan kasırgası esecek ve e, farklı şehirlerde oynanacak, dört ayrı şehirde oynanacak karşılaşmalarda hem 2021 e, 2021 sezonun şampiyonunu hem de e, Lige, Süper Ligi veda eden takımları dördünü birden net olarak göreceğiz. Üçü belli, biri ha bakalım hangisi olacak. Bütün merkezlerden arkadaşlarımıza bağlanacağız. Hem e, maçtan önceki bu takım oyunu programında hem de karşılaşmadan sonra. Karşılaşmadan sonra şampiyonu hep birlikte alkışlayacağız. Ama e, bir yandan da o şampiyonluk coşkusunu, şampiyonluk sevincini sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlarımız sahada Türkiye'nin dört bir yanında hazır kıta bekliyor bize o heyecanı, o e, sevinci, hüznü, işin madalyonun iki yüzü de var. Hepsini yansıtacaklar hocam. Başlar sizinle sonra başlayalım. Kimse bizleri seyretmez abi. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan zaten eğlenir. Malum olan zaten küfür eder, çiğ kapatır. <laughs> Kaderine güzel. Bizi kimse seyretmez. Ne, <laughs> neden mesela? böyle oldu diye belki <laughs> bakarlar diye umut ediyoruz biz. Ama e, detayları bizden e, en güzel şekilde görebileceklerini de belirtelim. Ee, şöyle arkadaşlarıma birazdan tek tek bağlanacağız Şöyle bir tur atacağız Nerede ne oluyor diye göreceğiz ee, Şimdi Abdurrahim Albayrak'ı görüyorum Çünkü iki tarafta da hem İzmir'de hem İstanbul'da Taraftarlar tabii takımlarının yanında olmak istiyor Ama malum kısıtlamalar var ee, Ve emniyetin de e, sıkı tedbirleri var Örneğin Türk Telekom Stadyumunda Bizim içeri giren muhabir arkadaşlarımız dışarı çıkamadı ...yok dedi, içeri giriş dışarı çıkış yok dediler. Yani öyle bugün sıkı tedbirler uyguluyoruz. Dolayısıyla bir başka ekibimiz yol üzerinde, güzergah üzerinde... ...bir taraftar topluluğu takımı karşılayacaktı. Onu da emniyet kuvvetleri, <laughs> o taraftarları da dağıtmış. Şimdi Sayın Abdurrahim Albayrak da orada işte varsa gelen taraftarlar... ...onların güvenli bir şekilde oradan ayrılmalarını temin etmeye çalışıyor bir yandan bizim muhabir arkadaşlarımız da orada. Tabii bir yandan yöneticiler içeri girmeye çalışan görevliler var, yöneticiler var. Orası da bir böyle e, kalabalık olduğu şu anda Türk Telekom stadyumundan canlı görüntüler bunlar, değerli izleyenler. E, Sayın Abdurrahim Albayrak da orada o e, durumu duruma vaziyet etmeye çalışıyor e, ve oradaki o trafiği de bir yandan e, o yoğunluğu da. Bir şekilde oradan uzaklaştırma gayretindeler. Girenler sağ içeri girmeli. Orada kalabalık oluşturanlar varsa onlar da uzaklaştırılmalı. Şu andaki mesele bu. Ahmet Hocam sizinle başlayalım. Şimdi e, hem Galatasaray hem Beşiktaş için avantaj iki gol farkla Beşiktaş'ta. Evet. E, Fenerbahçe'nin biraz daha görece az şansı. Geçen hafta o şansı elinin tersiyle itti malum. E, ama yine de 3 ihtimali açık, 3 sonucu açık bir şampiyonluk mücadelesi yaşayacağız bugün. Öyle ya da böyle geçen hafta da iki takım yenildi, bir takım yendi. Kimse beklemiyordu belki o şekilde bir görüntüyü. E, Galatasaray açısından hazır e, Türk Telekom Stadyumundayken kameralarımız sizden ilk e, girizgah olarak kelimelerinizi alayım. E, tabii üç takımın da şampiyonluk şansı olması e, futbol severler adına bence çok büyük bir heyecan, büyük bir keyif. Bütün takımlara olayı son haftaya kadar taşıdıkları için teşekkür etmek gerek. Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etmesi... ...bence Galatasaray'ın kendi sahasında Malatya Sporu 4-0 yenmesinden daha kolay gibi görüyorum. Dolayısıyla bu yarışta e, skor açısından bakıldığında Beşiktaş Galatasaray'ın önünde bir avantaja sahip. E, çok kısa bir şekilde... Beşiktaş önde dedik ama Beşiktaş son iki haftada herhalde şunu gördü. Demek ki iyi oynamadan bütün maçlar kazanılmıyormuş. Dolayısıyla Beşiktaş bugün bazı eksiklerine rağmen onu lider yapan oyununu bulması lazım. O oyunu oynama zorunluluğu var. E bu son iki haftaya göre büyük bir yükseliş göstermesi anlamına geliyor. E Beşiktaş'ın ufak bir avantajı. Göztepe ligde kalmayı daha önceden garantilediği için son haftalarda daha genç futbolculara süre verdi. İşte geçen haftaki maça 4 genç futbolcu ilk 11'de başlamıştı. 2 oyuncu sonradan girdi, 6 genç. Şimdi bu maçlarda çok ciddi bir sıkıntı. 3 haftadır oynayan bu gençlerle mi oynasam yoksa bütün sezonu iyi performansla tamamlamış daha deneyimli futbolcularla mı oynasam? Örneğin gençler derken Arda kalede oynuyor 3 haftadır. Kubilay Stoper'de oynadı. Beykan sol tarafta oynadı. Yalçın Kayan forvet arkasında oynadı. Yahoviç gibi, Obinna gibi, Şerif Endiaya gibi oyuncular Atınç dahil yer almamıştı. Bu da Göztepe'nin Malatya ile kıyaslandığında sanki form seviyesinin o son haftalarda biraz daha rahat oynadığı için daha düşük olması Beşiktaş'ın avantajı. E Galatasaray'a geçtiğimizde de Galatasaray Beşiktaş'ın olası galibiyeti sonrası daha farkı düşünerek başlayacak. Tabi burada da Galatasaray'ın son haftalardaki daha yükselen form grafiği karşısında geçen hafta matematiksellikte kalmayı garantilemiş bir Malatya var. Yani onlar son haftaya kadar full oynayarak geldiler. Bu da e, Malatya'nın daha hazır e, bir takım olduğu konusunu ortaya çıkarıyor. E, kısaca şartlar ne olursa olsun önemli olan hedefe ulaşmaktır. Hedef de bugün galibiyet. Hedef şurada kupa. Evet veya <laughs> eğer diğer takım kazanıyorsa da bu Beşiktaş'ın kazanması ihtimalinde e, Galatasaray'ın ondan 3 daha fazla fark yapması. E, son bir cümlede Fenerbahçe'ye futbolda her şey var. Onlar da en azından Kayseri'de ben 1-0 öne geçeyim. Sonra da diğer statlardaki sonuçları bekleyelim e, zihniyetiyle sahada olacaklar. Feyyaz Hocam dönelim madalyonun öteki yüzüne. Sezonun büyük bölümünü force etti Beşiktaş. İnişleri çıkışları olmadı mı elbette oldu. Ama e, son iki haftada alınan iki yenilgi bir anda işte bugün geldiğimiz matematiği getirdi ortaya. E, yine de e, avantaj Beşiktaş'ta. Daha önde olan takım Beşiktaş kazandığı zaman tabii işin gol tarafına bakılacak ama orada da iki gollük bir avantaj.